Medya cihad dersleri yazan Profesör Doktor Mustafa ağırman Ne okuyalım İlk emri oku olan bir dinin müntesipleriyiz. Peki okuyabiliyor muyuz? Bu soruya evet okuyabiliyoruz demek çok zor. En azından okumayanlarımız var ama çoğumuz okuyoruz diyebilsek bu da bizi kurtarır. Fakat bunu da diyemiyoruz. Çünkü çoğumuz okumuyoruz. Okuyanlarımızın çoğu da ne okuyacaklarını bilmedikleri için onların okumaları da boşa gidiyor. Çok kitap okuyorlar ama sadece yoruluyorlar. Okudukları bir müddet sonra buharlaşıyor. Kendilerine bir şey kalmıyor. Ne okuyacağını ve nasıl okuyacağını bilen çok az insanımız var elimizde. Onlar da fil dişi kulelerinden inmedikleri için toplumu evirip çevirecek kaliteli insan bulmakta zorlanıyoruz. İmanı sıra dağlar gibi muhkem, ameli eksiksiz, İhlas ve samimiyeti tam, ilim ve kültürü yeterli, cihad aşkı ve heyecanı beklenenden fazla, kabına sığmayan ve yerinde duramayan, toplumla kaynaşan yiğitleri bulmakta zorlanıyoruz. Boş olan meydanı dolduracak er kişiler arıyoruz. Ben varım diyenler bu yazıyı okusun ve peşimize takılsınlar. Takılsınlar ki meydan boş kalmasın. Saygıdeğer okuyucularım, size bir soru sorsam desem ki imanın şartı kaçtır eminim ki hepiniz doğru cevap verecek ve 6'dır diyeceksiniz. Bu 6'yı sayar mısınız desem bunu da doğru sayarsınız. Gelin bunları sırasıyla bir daha sayalım. 1. yüce Allah'a inanmak. 2. meleklerine inanmak. 3. kitaplarına inanmak. 4. peygamberlerine inanmak. 5. ahiret gününe inanmak. 6 kadere inanmak. Şimdi size ikinci bir soru sorsam ve desem ki bu maddeler hakkındaki bilgileriniz nedir? Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret günü ve kader hakkında ne okudunuz? Neler biliyorsunuz? Bu konularda yapacağım bir imtihana hazır mısınız? Ne dersiniz? Hazır mısınız? Yoksa şimdi bu da nereden çıktı mı diyorsunuz? Siz böyle diyorsanız yani bu da nereden çıktı diyorsanız ben de size şöyle diyorum. Bizi yanlış yönlendiriyorlar. Medyayı, matbuatı, basın ve yayını, kültür hayatını, interneti elinde tutanlar bizi yanlış yönlendiriyorlar. Bizi asıl gıdamızdan mahrum edip boş şeylerle meşgul ediyorlar. Hiç elimize almayacağımız kitaplarla meşgul ediyorlar bizi. Bizi gereksiz ve boş şeylerle oyalıyorlar. Daha doğrusu kendi gündemimizden ve öz değerlerimizden uzaklaştırıyorlar bizi. Bizi imanımızdan, amelimizden, cami ve cemaatimizden, ahlakımızdan, cihad aşkımızdan, öz benliğimizden, milli ve manevi değerlerimizden, ümmetle bir olma sevdamızdan koparıyorlar. Bizi kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Saygıdeğer okuyucularım, gelin benzemeyelim onlara. Kendimiz olalım, biz olalım, bizim kaynaklarımızla beslenelim. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım, hadisi şerif okuyalım, akaid ve ilmi hal okuyalım, peygamberler tarihi, siyer ve İslam tarihi okuyalım. Özellikle bu yaz tatilinde akaid okuyalım. İman esaslarının bilgisini veren ayetleri ve hadisleri yeni baştan bir daha okuyalım ve imanımızı bir daha gözden geçirelim güçlendirelim kuvvetlendirelim imanımızı. Bakınız yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman da sebat ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Saygıdeğer okuyucularım, birinci ayetin ilk cümlesinin muhatapları bizleriz. İmanımızda daim ve sabit olmalıyız. Yüce Allah bizden bunu istiyor. Bize hem ey iman edenler diye sesleniyor ve hem de iman ediniz diye emrediyor. Yani imanınızda sabit kadem olun, imanınıza sahip çıkın, imanınızı sulandırmayın demek istiyor. Birinci ayetin son bölümü kafirler için, ikinci ayette münafıklar içindir. Yüce Allah onların hatalarını da gündeme getirerek bizi onlar gibi yanlış yapmaktan sakındırıyor. Bizi ikaz ediyor ve uyarıyor. Saygıdeğer okuyucularım, gelin bu yaz tatilinde Rabbimizi zati ve subuti sıfatlarıyla 99 güzel ismiyle yani bütün esma ve sıfatıyla yeniden tanıyalım. Rabbimizin kendisinden bahsettiği ayetleri düşünerek ve tefekkür ederek bir daha okuyalım. Onun meleklerini, meleklerinin özelliklerini, Meleklerin kısımlarını ve görevlerini çocuklarımızla bir daha yeniden okuyalım. Kur'an'ı, Kur'an'ın kendisinden öğrenelim. Yüce Allah'ın insanlar için seçip gönderdiği peygamberlerin hayatlarını ve özellikle bizim peygamberimizin hayatını evimizde akşam dersleri olarak tekrar edelim. Kıyameti, ahireti yaşayarak öğrenelim. Sorun bakalım çocuklarınıza veya kendinize. Kıyamet nedir? Ahiret nedir? Kabir azabıyla cehennem arasında ne fark vardır? Mahşer nerededir? Mizan nerededir? Sırat nasıl bir köprüdür? Cennetin güzellikleri nelerdir? Cehennemin azabı ve dehşeti nasıldır? Bu soruları hem kendimize hem de çocuklarımıza soralım ve halimizi görelim. Ben öğrencilerime ve sohbet halkamda olan dostlarıma şunu tavsiye ediyorum. Gelin. Haftanın bir akşamında cennetle ilgili ayetlerin meal ve tefsirini okuyun. Diğer akşamda da cehennemle ilgili ayetlerin meal ve tefsirini okuyun. Bu dersi aksatmadan bir ömür boyu devam ettirirseniz hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Gelin siz de bu dersi aksatmadan yapın. Yeter ki bir ayet okuyun ama haftalık dersinizi devam ettirin inanın ki cennetle ilgili ayetleri okuduğunuz zaman bir an önce cennete gitmek isteyecek, cehennemle ilgili ayetleri okuduğunuz zaman da tir tir titriyeceksiniz. Hadi bu yaz tatilinde böyle bir okuma programına var mısınız? Varım diyenleri derse bekliyorum.